Hayır. Yeter, ne yapayım? Biraz sana bakayım. Bence. Evet dostlar, Kalecikkaya köyündeyiz şu an. Köyümüzde bugün Tertel etkinliği. Yani yıllardır Kırım Tatar Türkleri tarafından özellikle kış soğuk günlerinde hazırlanan Tertel. Bir diğer adı da sizin anlayacağınız yerde Pişmaniye. Benzeri bir çalışma ama bunun daha organik, daha el yapımı inşallah. Dostlar, Kalecikkaya köyünde Tertel etkinliğindeyiz. Takriben biraz önce bu konunun uzmanları, emmoğulların eşleri sağ olsunlar, yengelerimiz aynı zamanda. Uzun mücadeleler yaklaşık olarak ateş üzerinde. 1 kilo şekere 1 kilo su. Doğru mu Meryem Hanım? 1 kilo şekere 1 kilo su. Belli bir miktarda limon tuzu. Ne kadar limon tuzu katıyorduk Hatice Hanım? Ağız tadımıza göre artık, hani biz anladığımız için ağız tadımıza göre atıyoruz. Yani göz kararı değil mi bir şekilde? Evet, damak tadına. Takriben bunun kaynama süresi bir saat. 1 saat 10 dakika falan öyle. Bunu da anlamak için nasıldı? Soğuk suya. Soğuk suya şerbetini atıyoruz. O kristalleşmesi. Düştüğü zaman pat diye düşüyor. Evet. Düştüğü zaman içine ses çıkaracak. Kristal şekilde değil mi? Evet. Yani kesme şeker gibi düşecek. Şeker gibi düşecek içinde. Peki. Değerli dostlar, biz şimdi ilk aşamasını biraz önce de iki aşamalarda konuşma yapmadan görüntülerini paylaştım. Buradaki tabii ki bu etkinlik yaklaşık olarak uzun yıllardır Kırım Türkleri tarafından, Kırım Tatarları tarafından ta evrezerden asırlardır kış günleri havanın soğuk olduğu zamanlarda yapıla gelen ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik. Tabii ki biz ne yaptık? İçeride kaynayan yaklaşık olarak bir saatlik bir zaman diliminde kaynayan, ondan sonra uzmanlarımız tarafından test edilen, kristalleşen şu anki şekerimizi, şerbetimizi el yordamıyla belli bir şekilde yoğurulmaya çalışacak. İleriki aşamalarda bunları da gözümüzün görebildiği kadar anlatmaya çalışacağım. Ben sürdüm. Sinem, sen de git, şekerin şerbet halinde iyice kaynatılıp belli bir aşamaya geldikten sonra tavada dinlendirilmesi. Tavada dinlendirildikten sonra el yordamı ile nereye kadar şimdi yolculuğu bunun nasip olursa masaya una bulanmasına kadar? Acık soğuyana kadar. O da tabii ki sizin elinizdeki lezzetle bilecek değil mi? El kararıyla bilecek. Şimdi bizim burada yapmaya çalıştığımız benim anladığım kadarıyla şeker halkasının belli bir aşamada ılık bir şekilde soğuması veya soğutulma çalışmaları. Doğrusunu söyleyelim. İşte biz böyle boydan boya Tatar olunca herkes bu işten anlıyor. Sağ olsun Emre'miz de girdi oraya değerli dostlar. Değerli dostlar, şu an şerbetimizin yaklaşık olarak kavrulan un da buluşma anı ve böyle farklı şekilde halkalar halinde katlana katlana yapılan bu çalışma. Tabii ki hanımların el becerileri ve tabii ki tamamen damak zevkiyle alakalı bir çalışma. Herkes yapabilir mi bilemem ama birkaç defa yapılınca deneme yanılma yoluyla bu işi de çözümleyebilirsiniz. Nimet abla, illa bu işi yapmak için Tatar olmak lazım mı? Gerek değil mi? Hayır, gerek yok. Becerim. Mutlaka el becerisiyle alakalı. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi değerli dostlar, evet. Maşallah da çok çok güzel görünüyor yalnız inşallah. Sonuca da bu şekilde gidilirse. Evet. Tabii kavrulanın ve şerbet malzemesi. Tamamen Tatar kartobayı Sabahattin abimiz de olaya müdahil oldu. Teknik direktör olarak dışarıdan şimdi desteklerini tabii ki sevgili eşine verecek. Sabahattin abi kolay gelsin maşallah. Bir taraftan da çekimlere devam ediyoruz inşallah tabii ki bahane örümsezleştirmek adına. Eyvallah, sağ olasınız abi. Tabii. Değerli dostlar, şu an tabii ki şekerin tencereden tahtaya gelişi unla
harmanlanması ve sonu.